Her şeyi o yapıyor. Yani ben bu zamanda ya İmamoğlu ne yaptı? Anca zam yaptı. Niye 15 lira zam yapıyor? Bin in gitme 1005 15 lira. 50 lira koydum akbile. Ha, 40 lira kaldı. Şimdi tramvaydan 5 lira gideceğim. Tramvaydan tekrar bu tarafa geleceğim. Yine ban girecek. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Ya, özgür hissediyorum ama şöyle. Yani tam her şey zam olabilir de her şeyde Erdoğan zam koymuyor. Onu devlet koyuyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Efendim? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Cumhurbaşkanı adayı kim olsun diyorsunuz değil mi? Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Altılı Masa. Erdoğan diyorum. Bu pazar genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Ya genel bir seçim olduğu zaman Millet İttifakı'nın vereceği bir adaya lazım. Yani bu şu anki hükümetin yapmış olduğu bir kimi çıkartırsa o adaylardan hiçbirine vermeyeceğim. Aklımda tek bir kişi var, Mansur Yavaş o da. Mansur Bey adaylığını koyarsa hiç düşünmeden kesinlikle ona veririm. Neden? Ya çünkü milletine bağlı olduğu ve gerçekten hani Türkçülük sistemini çok iyi bir şekilde yansıtabildiği için Mansur Bey'e verebilirim. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Şu anda bu ülkede hiçbir şekilde bir özgürlük gibi bir hakkınız yok. Benle alakalı değil, başkalarıyla alakalı hiçbir şekilde özgürlük namına hiçbir şey yok. Fikir özgürlüğünden kastım da şu olabilir, bir yerlerde şu anda kendi fikrimi beyan ederken fark ettiğiniz gibi yan taraftan nasıl yok diye karşı geliniyor. Bundan bahsediyorum. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Kesinlikle Mansur Yavaş. Başka hiçbir kimse olmasın, kesinlikle Mansur Yavaş. Bu pazar genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Valla ben AK Parti'den başkasını düşünmem. Sadece benimki AK Parti. Başka. Neden AK Parti? Ya. Çok özür dilerim. Neden AK Parti? Yaptıkları ortada. Ne yapmadı bu adam? SİHA'lardan, savunma sanayilerinden, bakın metrobüsler, ondan sonra trambüs diyorum pardon, metrobüsler, marmaraylar, tüneller, yapılan o kadar hizmetler var. Ben kalkıp da kime oy vereceğim? Kim var? Ben ondan başkasını bilmem. Tayyip Erdoğan'dan başkasını ben bilmem. Sadece benim oyum Tayyip Erdoğan'la. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Evet. Herkes özgür. Biraz önceki arkadaş diye ben kendimi... Ya niye özgür hissetmiyorsun? Sana birisi bir şey söylüyor mu? Bakın burada başı açığı da geziyor. Başı kapalı da geziyor. Şimdi ben başı açığa diyor muyum? Sen niye başın açık geziyorsun? Öbürü diyor mu? Sen niye başın kapalı geziyorsun? Burası özgür bir ülke. Sabahları millet içki içmesini biliyor. İçki içiyorlar parklarda. Kimse bir şey söylüyor mu? Camiye gidiyorlar. Kimse bir şey söylüyor mu? Yok. Burası özgür bir ülke. Herkes özgür burada. Özgürlük diye kısıtlaması diye bir şey yok. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Vallahi benim için hiç fark etmez. Kim olursa olsun. Benim için önemli değil. Millet İttifakı benim için çöp. Benim için çöp onlar. Daha doğru düz. İttifakı da benim şeyi çöp. Yani böyle el klan klas. Kim? Cumhur İttifakı. Ya dayıcım bakın ben ya, konuşuyorum. Ne hale ya kardeşim ne ben. Var mı? Ya konuşuyorum, ben girme araya. Ya girme araya. Nasıl girmeyeceğim? Bu benim röportajım. Ben de yapacağım. Tamam, tamam sen de ben de yapacağım. Ya ben de sana yaparsın. Sen, bak görüyorsunuz çöp işte. Sen, çöp ne ya? Kim çöp, var? He? Kim var? Kim var? Kim var? 6 tane adam. Adam kim? Adam mı? Hangi adam? Hangi adam? Senin adamlarından. Kim? Hangi adam? Tayyip'in adamları. Ne oldu? Kim? Hangi adam? Neyi bıraktı? Sizde kim var? Koltuğun altında kur... Bir dakika altından... Altın, bir dakika ya. Kaçma gel. Ne kaçmayacaksın? Kaçıyorsun. Teşekkür. Kaç para aldın? Ne kaç? Ne kaç? Para aldın? Aldın? Ne kadar para alacağım? Ben altını basa gibi saçılmış insan değilim. Terbiyesiz sensin. Ya konuşma işte. Kim karışır şimdi? Görüyorsunuz değil mi? Çöpmüş. Çöp tabii. Millet bakın çöp. Çöp. Millet bakın ne? Çöp. Tamam lütfen. Ben çöp. Enkaz. Sana ne? Sana ne? Bu benim röportajım. Saygı duyacaksın. İşte bunlar böyle. Çekemiyorlar. Çekemiyorsunuz. Çekemiyorsunuz. Cumhur İttifakı beyne gelmiş, beyne gidecek. İşinize gelirse böyle. Yeter yeter ki. Hadi bakalım. Bu ne ya? Sen sana ne kardeşim? Benim fikrim bu. Senden meydanı boş buldum, bağırıp durma. Yeter. Ya tamam da konuşmasınlar ya. Meydanı boş buldum, bağırıp durma. Gel sen gel karşıma o zaman. Çok... Allah Allah ya. Para mı ne? Para mı? Para.
Ben ne para alacağım ya? Hemen para alıyorsunuz. O zaman... Ya bırakın, boş konuşmayın ya. AK Parti'ye önce para alıyorsun. Milletvekili öldüğün zaman ben yapayım. O zaman siz de para alıyorsunuz. Ben CHP'ye veririm. Başka partiyi hiç düşünmüyorum. Neden CHP? Çünkü dürüst olduğu için. CHP Atatürk'ün partisi olduğu için 100 senelik bir mazisi vardır. Onun için dürüst oldukları için yani diyorum. Onun için CHP'den başka hiçbir parti düşünmüyorum ben. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? He? Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Vallahi özgür hissetmiyorum çünkü bir şey konuştuğun zaman direkt cezaevinde. Ya Silivri'desin ya Sincan cezaevindesin. Sen yani konuşamıyorsun. Eskide böyle bir şey yok. Ben 68 yaşındayım. Böyle bir zulüm görmedim yani. Kaç tane gazeteci içeride var? Gazeteciler hepsi özgürdü. Hani dokunulmazlığı vardı. Hepsini içeri tutup tıkadılar. 170 mi? 180 tane gazeteci içeride. Yani... Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Bence Kılıçdaroğlu olsun. Kemal Kılıçdaroğlu olsun. Çünkü senelerde devletin içinde dürüst olduğu için. O yobazlar şeklinde değildir. Çok dürüst olduğu için. Parti olarak da güzel idare ediyor. Türkiye'yi idare edecek tek olarak Kemal Kılıçdaroğlu'dur. O şey değildir. Sinozim devletleri Türkiye'nin üstünde baskı yaptıkları zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nları dinlemez yani. O CHP'ci olarak değil de Türkiye'ye bütün millet baktığın zaman 85 milyon kişi tek bir aday olursa o da Kemal Kılıçdaroğlu olması lazım. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Çünkü yaptıkları göz önünde. Yaşımız 60, şimdiye kadar gelmiş geçmiş hükümetleri çok iyi biliyoruz. Bundan da fazla hizmet gördüğümüz hükümet olmadı bizim daha şimdiye kadar. Çünkü altılı masa kendine sahip çıkamıyor yani. Onun için Recep Tayyip Erdoğan diyoruz yani. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Evet, ediyoruz. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Millet İttifakı'nın? Yine Tayyip Erdoğan yani. Ben tabii ki şu manzaraya baktığım zaman AK Parti'ye vereceğim. Neden AK Parti? Neden AK Parti? Şu manzarayı gördüğüm zaman AK Parti'ye veriyorum. Çünkü ben 42 yıldır İstanbul'dayım. AK Parti gelene kadar bunlar yoktu. Bunlar yoktu. Bakın metrobüs, metro sayamadığımız yani akşama kadar gece saat 12'ye kadar saysak AK Parti'nin hizmetlerini sayamayız yani. Hadi şimdi diğerlerini desen bana ışık verecek hiçbir parti yok şu ana kadar. Yani bana gelip de ben ondan daha iyisini yapabileceğim diyen, yapacağım diyen, vaat eden hiçbir parti göremiyorum. Kişi de göremiyorum, lider de göremiyorum. Neden göremiyorum? Bunların sadece geldikleri zaman şurayı yapacağım, şurayı yıkacağım. Yapacağım demiyorlar. Şurayı yıkacağız, köşkü yıkacağız, sarayı yıkacağız, bilmem şunu. Nedir bu ya? Bu ülke artık bunlardan çok çekti. İstemiyoruz biz onları. Bunlar zaten gelemeyecekler. Bunlar zaten bu seçimde muhtemelen tarihin tozlu sayfalarına kalkacaklar yani. Anlatabildim mi? Yeterli mi? Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Kendimi çok özgür hissediyorum. AK Parti dönemine kadar bu kadar, bunun yarısı kadar bile özgürlük yoktu bu memlekette. Şu anda herkes istediğini yapıyor, istediği yere gidiyor, istediği gibi kıyafetini giyiyor. Hiç kimseye AK Parti gelip de, hani AK Parti gelince şeriat gelecekti, ne oldu? AK Parti geldi, özgürlükler daha çoğaldı. Ha, ülkesine, milli güvenlik sorununa herhangi bir tehditte bulunmayan herkes özgürdür. Herkes kafayı çalıştıran iyi yaşar, para da kazanır. Çalışana iş de çok. Şu anda ben eleman bulamıyorum. Herkes derdi. Çok insanlar eleman bulamıyor. Mesela 5-600 lira günlük kömüye veriyorsun. Şey bulamıyorsun. Eleman bulamıyorsun. Nasıl bir şey? Hani ekonomi bozuk. Tamam, ekonomi dünyada bozuk. Burada da bozuk. Bunu da zaten biliyoruz. Ama bugünler yaşanacaktır. Çünkü bu yüzyılın birikintisi. Bu zamana kadar yediler. Hiç kimse bir şey yapmadı. Bak şu üstünde bulunduğumuz geçitler bile dökülüyordu. Bakın ne kadar modern geçitler var. Asansörü var. Özürlüler için yapılmış şeyler var. Her şey var yani. Ne artık ne istiyoruz yani? Nasıl bir memleket istiyoruz onu
Bana açıklar mısınız lütfen? Ben bir dahaki soruma geçeyim. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olsun sizce? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı kim olsun? Tabii ki o bizim istememize, o emperyalistler kimi isterse onu koyacaklar. Şu ana kadar zaten onun için seçemediler. En son seçmeye yakın bir zamanda o onları yöneten o tasmaları kimin elindeyse onlar şey yapacaklar, işaret verecekler, onu koyacaklar. Ama kimi koyarlarsa koysunlar reisi yıkamayacaklar. Reis bu ülkenin son şansıdır. Bir 5 yıl daha istiyoruz reisi başımızda. Allah benim ömrümün yarısını da ona versin. Kalan ömrümü de reise versin. Çok teşekkürler. Bak, reis döneminde en çok zarar görmüş kişilerden birisiyim. Ama ben hiçbir zaman şahsi çıkarlarımı ön plana almadım. Ülkemiz savunmaya baktığın zaman dudak uçuklatıyor. Hani diyorlardı ya, bir zaman bir yalan attılar piyasaya. 128 milyar dolar nerede? 128 milyar dolar nerede biliyor musun? Roketsan'da, Aselsan'da, Milli Savunma'da. Şu hizmetlerde işte. Ha, bunlar döneminde yani çalan yok mu? Çalan da var. Kötüleri yok mu? Var. Reisin etrafında kötüleri yok mu? Var. Bunu yani oy verenler de ben de biliyorum. Ben de biliyorum. Ama bu şu anda hepsinden iyisi yani. Çok teşekkür ediyorum. Dört dörtlük demiyoruz. Hiçbir insan dört dörtlük değildir. Ama şu anda mevcut siyasetçilerde en güvenilir, en iyisi bu. Ben işim olmasa bile yarın ümitsizlikle kalkmıyorum. Yarın yoksa öbür gün olur diyorum ama biz rahmetli Ecevit döneminde, ben Ecevit'e de oy verdim. Bak ben sağcı solcu değilim. İdeolojik de değilim. Rahmetli de Ecevit'e oy verdim. Güvenlikte çalışıyordum. Yarın işimi kaybedeceğim korkusuyla kalkmış işe gidiyordum. Teşekkür ederim. Sol Parti. Parti olarak söyleseniz. Sol Parti, adı Sol Parti. Neden? Neden mi? Evet. ÖDP'liyim eski, onun için. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Hayır, niye? Sıradan. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Yani mantıken Kılıçdaroğlu olacak gibi gözüküyor. Ben şu an kararsızım ama en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacağım. Ülkemin gündemini tabii ki. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Maalesef. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Vallahi o işler bizi aşar. Çünkü niye dersiniz? Bir şey söylersek sıkıntı olur. Büyüklerimiz daha iyi bilir. AK Parti'ye. Neden AK Parti? Çünkü bugüne kadar ki hiçbir iktidar bunun gibi dik duruş sergilemedi. Gelecek kişinin de sergileyeceğine inanmıyorum şu anda. İnansam illa AK Parti diye bir kaidem yok benim. Ben normalinde MHP kökenliyim. Ama bugüne kadar hiçbir zaman sol partilere oy vermedim. Çünkü sol partiler Türkiye'ye hiçbir şey katmadı. Dürüstlük diyorlar. Ondan sonra ne diyeyim sana, eşitlik diyorlar. Fakat kendi işlerinde bile eşitlik yok. İşçinin yanında olmak için ilk önce işçiyi düşünmek lazım. Şu ana kadar işçiyi düşünen sol partilerden bana bir tane belediye gösterin. Ben oyumu ölene kadar o sol partilere vereceğim. Ama bugüne kadar öyle bir şey ben görmedim. Ne zaman ki devletin yanında durdu insanlar, bu hükümet benim gördüğüm kadarıyla devletin yanında duruyor. Yani halkı için çalışıyor. Bugüne kadar ben 57 yaşındayım. Bugüne kadar hiçbir hükümetin bu şekilde dik duruşunu görmedim. O açıdan oyumu AK Parti'ye vereceğim ben. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Özgürüm. Özgürlük dediğiniz şey şu. Her şeyi düşünebiliyoruz. Avrupa'da herhangi bir ülkede, bak herhangi bir ülkede, özgür dediğiniz herhangi bir ülkede, bu Almanya olabilir, İtalya olabilir, Fransa olabilir, bu ülkelerde ülkenin başkanına, yani cumhurbaşkanına veya başbakanına hakaret etsen, değil seni, 7 sülaleni mezardan çıkarır yargılarlar. Türkiye'de cumhurbaşkanı hakaret ediliyor, başbakan hakaret ediliyor ama bu hakaret eden kişiler aldıkları cezalar ufak tefek cezalar. Yani Avrupa'ya özgür denilen ülkelerde alınan cezalar daha fazla. Eğer özgürlükse Türkiye'de özgürlük var. Çünkü Türkiye'de herkes düşüncesini çok rahat şekilde söyleyebiliyor. Hakaret edebiliyor. Övebiliyor da, her şey yapabiliyor.
Ama Avrupa'da bunu göremezsin. Özgür denilen Avrupa'da bunu göremezsiniz. Ben o açıdan kendimi özgür hissediyorum. Zannediyorum ya, hissediyorum yani. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Vallahi devlet için çalışacaksa, bu millet için çalışacaksa kimin olması hiç önemli değil. Ama bana göre, bana sorarsanız Kemal Kılıçdaroğlu olmasını tercih ederim. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu az da olsa devlet tecrübesi olan bir insan. Ha, öyle veya böyle. Devlet tecrübesi olan bir insan. Ben Kemal Kılıçdaroğlu olmasını tercih ederim. CHP'ye. Neden CHP? Çünkü öbür partiden ne gördük ki bu zamana kadar? Her şeye zam zam. Şuraya bak. Ya bir insanın içeceği şeye bu kadar zam mı yapılıyor? CHP'de ne gördün lan? Allah için ya. Ne gördün? AKP'de ne görüyorsun? Her gün zam yapıyor. Görmüyor musun? Neymiş? Bak bir dakika, bir dakika. Sana bir şey söyleyeyim, bir dakika. Peki bu zamana kadar zamları vermiyordun da seçim yaklaşıyor. Ya abi sen bırak. 50 sene geri gideceğiz. 50 sene. Sen geriyi bıraksın. Vallahi geri bırak. Gideceğiz. Çünkü bak İstanbul'un haline. CHP hala CHP diyorsun ya. Ya dayı gitsene sen. Allah. Ya tamam bana versin. O önemli değil. Bakın seçim yaklaştı diye. Bu zamana kadar zam yapmıyordun da seçimlerden dolayı herkes zam yapıyorsun. Her gün iki defa kez zam yapıyorsun ya. İstemiyor böyle zam istemiyoruz ya. Bir paket sana ne bir sigara içiyorsak ya. Sigara her gün zam yapıyorsun ya bir senenin içinde. Zamlara karşı ama kendileri zam yapıyor. Kendileri dünya kadar para kazanıyorlar. Biz neredeyiz abi? Şu kiralara bak ya, kiralara. Gece kondu kiralar bile, kiralar 5 milyondan aşağı kira yok ya. Millet alacak para 8 milyon, 8 milyar maaş alıyor. 5 milyon kira veriyoruz ya. Elektriğe, suya zam, doğalgaz 15 gün yaktık. Normal gazda yaktığım halde 1 milyar 100 geldi. Ya şu kışlarda yaktığımız zaman ne olacak? En aşağı 2 milyar. Elektrik geldi 4 milyar, 400 milyon. Su geldi 300 milyon. Verdiği para 2 milyar para. Artısı verdiği paradan daha fazla cebimizdeki emekli parasına katkıda bulunuyoruz ya. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Efendim? Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Allah şükür sağlık durumumuzu iyi ama böyle strese girdikten sonra tansiyon çıkıyor. Millet kalp krizinden ölüyor ya. Sıkıntıdan, üzüntüden ya. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Valla ben en çok da CHP'yi tutuyorum. CHP'den tuttuğumda şu anda da Akşener'le tutuyorum. Meral Akşener. Evet, Meral Akşener'i tutuyorum. Millet Partisi'ne, millet şeyine, ortaklığına. Neden? Neden mi? Şu andaki ortamın kötü olduğundan, zamların bu kadar olması. Bak ben Esenyurt'tan geliyorum, bir Esenyurt'tan buraya, Haseki'ye gidip gelmek 60 lira. Yazık günah değil mi yani, bu kadar olur mu? Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Hayır. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olsun sizce? Fark etmez, kim olursa olsun. Sizin adayınız var mı kafanızda? Benim adayım Mansur Yavaş da olabilir, şey de olabilir yani İstanbul Belediye Başkanı. Ekrem İmamoğlu. Evet. Birisiniz. Hiçbirisine. Hiçbirisine. Hiçbiri güven sağlamıyor. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Yok. Nasıl özgür hissedeyim ki? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Yani hayırlı birisi gelsin. Onu aklınızda var mı birisi? Yok öyle bir şey yok. Vallahi altılı masaya veririm. Parti olarak söyleseniz? Onların hepsi ittifak da. CHP'ye veririm. CHP. Neden CHP? Biraz değişiklik olsun. Tamam o da bir şey yapacağından değil ama tercihim o ya. Tamam. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Özgür? Evet. Bak görüyorsun herkes özgür zaten. Ben de özgür hissediyorum. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş. Çok. Seçim olduğu takdirde bu pazar Cumhuriyet Halk Partisi'ne veririm. Neden? Çünkü sebeplerinden bir tanesi en başta ekonomi. Ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. İkincisi metrobüsler arızalı gösteriliyor iktidar partisi tarafından. Ama bir imza verilip metrobüsler yenilenmiyor. Bunun gibi sıkıntılar yaşıyoruz. Zamanında insanlar unutuyor. Halk ekmek kuyruğuna neden giriliyor dendi. Fırıncılar tarafından ekmekler yasaklandı. İl genelinde yayınlanan İçişleri Bakanlığı'ndan. Yine bir çözüm bulundu. Arabalarda dağıtıldı ekmek. Yani iktidarın her engellemesine bir çözüm buluyor. Ondan dolayı.
sebeplerinden en basit, en örneği de budur. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Hayır, kesinlikle özgür hissetmiyorum. Yani 3. 4. dünya ülkesi gibi Hindistan'da yaşıyor gibi hissediyorum kendimi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Mansur Yavaş'tan başkası olmamalı bence. Çünkü bunu insanlar da istiyor. Hem sağ kesim hem sol kesim. İki taraf da istediği için de biraz da halkın sesine kulak verilmeli. Altılı Masa'da kesinlikle bir egoistik, bencillik durumu ön planda olmamalı. Pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? CHP'ye veriyorum. Neden CHP? Ben CHP'liyim. Ben bu devleti kim kurmuşsa onların peşindeyim ben. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Etmiyorum. Etmiyorsunuz. Etmiyorum. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Şimdi millet, ona da karşıyım ben. Sonradan o ikisini koymayacaktılar partiler. Sadece CHP ile AK Parti, İYİ Parti girecekti. Adayınız evet. Var mı? Adayımız var tabi, Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Evet. Valla seçim hangi parti olabilir? Ya CHP ya AK Parti. AK Parti mi? Bir AK Parti birisini söyleseniz. Vallahi benden. Kararsız mısınız yoksa? Şimdi parti mi var? Evet. Ne zaman? Ayın kaçında? Anket yapacağız. O yüzden parti ismi söylemeniz lazım. Vallahi bilmiyorum ya. Hangi parti? Ben hangi parti kazanabilir ki? Bilmiyorum. Ben size soruyorum işte. Ya bize soruyorsunuz. Evet. Valla. Parti kim kazanabilir? Ya kazanır. Ya parti ya Siz oyunuzu kime verirsiniz? Ben mi? Evet. Ya kim rast gelirse yani. Yani. Evet. O demek istediğim de. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Ben mi? Evet. Özgür. Özgür yani. Evet. Ya özgür de hani böyle genetik var biraz. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Altılı Masa. Başkan, altın başkan mı? Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Valla ama yardım ederler mi onu bilmiyorum da. Hani parti oy seçim alıyorlar yani. Adayınızı söyleseniz. Adayımız. Aday mı? Evet. Ya AK Parti ya Altılı Masa'nın içinden söyleseniz. Altılı Masa'nın içinden? Evet. Nasıl yani olarak mı? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olsun? Cumhurbaşkanı? Evet. Vallahi bilmiyorum ki. Kim olması lazım? Bence Tayyip olması lazım. AK Parti'ye. Neden AK Parti? İyi çalışıyor o bakımdan. Altı masaya biraz tehlikeli. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Evet. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Erdoğan. Evet. Ben oyumu Millet İttifakı'na vereceğim. Parti olarak? Parti olarak aslında CHP'liyim. Normal CHP'liyim gençliğimden beri. Şu anda ben 65 yaşındayım. Bu yaşıma kadar hep CHP'ye oy verdim. Ama bu seferki oyumu İYİ Parti'ye vereceğim. Meral Akşener Hanımefendi'ye vereceğim. Neden? Çünkü bakıyorum ki CHP'li olmama rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha tutarlı, daha doğru şeylere vurgu yapıyor. Bana göre. Belki de yanlış düşünüyorum. Ama benim düşünce yapım bu. Zaten Millet İttifakı'na vereceğim. Ama bunun içinde de hangi partiye mühür mü diyoruz ona? Mühürü basacaksınız derseniz İYİ Parti'ye. Buradaki neden şu değil. CHP nasıl olsa %25 bir oyu var. Nasıl olsa onu alıyor. İYİ Parti'nin oyu yükselsin değil. Meral Akşener'in daha iyi bir lider olduğuna inanıyorum ben. O yüzden de İYİ Parti'ye oy vereceğim ve işte Millet İttifakı'na vereceğim. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Etmiyorum. Etmiyorsunuz. Çünkü neden özgür hissetmiyorum? Sizin yaşınız çok genç. Evet. 1980'leri yaşamış, bedel ödemiş bir insanım ama o zaman bile bu kadar korkuyla yaşamıyorduk. Şimdi iktidardaki siyasi partiye herhangi bir laf etsen, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kelime kullansan, biz insanız, etten kemikten sinirden yapılmışız. Yani biz gül bahçesinde yaşamıyoruz ki. Hemencecik hakkınızda soruşturmalar açılıyor. Fikrimizi konuşamayacaksak bu canım ülkede niye yaşıyoruz? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Şimdi tabii ben Meral Akşener'i bu kadar övünce Meral Akşener olsun
demek isterim doğrusu. O olmaz. Ama ben Kemal Kılıçdaroğlu'ndan çok Mansur Yavaş'ın olmasını isterim. Evet, Ekrem İmamoğlu, ben de Beylikdüzü'nde oturuyorum bu arada. Ekrem İmamoğlu'nu takdir ediyorum yaptıkları şeyler için. Hatta ilk aday olduğunda yazık oldu. Hani burada iyi bir liderdi, büyükşehri kaybedebilir diye düşündük. İki kere kazandı. Ekrem İmamoğlu için bir tık erken görüyorum, bir tık. Mansur Yavaş'ı daha tecrübeli görüyorum, daha yönetebilecek diye görüyorum. Yani ülkeyi yönetmenin dışında insanları, bürokrasiyi yönetebilecek diye görüyorum. Ama ondan sonra adayınız kim olsun derseniz Ekrem İmamoğlu olsun derim. Millet İttifakı, çünkü diğerinin günü doldu. Bir parti ismi söyleseniz. Ya herhangi biri, hangisi kimi çıkarlarsa ona veririz. Yani kararsızsınız o konuda. Evet, yanlış şu var, Atatürk Cumhuriyeti kurdu, iki dönem yaptı. Anayasanın 101. maddesinde iki dönem yapan gidiyor. İsmet İnönü iki dönem yaptı. Cemal Gürsel, Celal Bayar, Fahri Korutürk. Ondan sonra Cevdet Sunay, Kenan Evren darbeyle geldi. O zaman askerdi. İki dönem yaptı. Niye bırakmıyorlar? Demek ki var bunlardan bir şey. Devletin içi, hazine boşalmış. Devlete bir şey kalmamış. Ya düşünebiliyorsun, geldikleri zaman 26 liraydı bir çeyrek altın. Bugün bir çeyrek altın olmuş 1700-1800 lira. Bir kutu aspirin 1 lira 25 kuruştu. Kaç para şimdi? 45 lira. Bir kutu aspirin, bir tane gripin 25 kuruştu. Olmuş 14 lira. Nasıl olacak? Bu millet ne olacak? Bu milletin emeğini, alnının terini dışarıda getirdiği elin adamlarına yediriyorlar. Nasıl? Yazık değil mi şu insanlara? Bu insanların emeğini, bu insanların hakkını kim verecek? Nasıl ödeyecekler? Niye inmiyorlar bunlar? İki dönem yapan gidiyor. Dertleri ne? Demek ki var ki bir şey, bunlar inmiyorlar aşağıya. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Hayır efendim. Hissetmiyorsunuz. Al şimdi şu anda benim hastam var. Evet. Orada metrobüse bindim, hep yabancı. Burada metroya bindim, akşam hep yabancı. Ya tamam, gelsinler, gelsinler ama benim ülkemde, benim insanımın, benim vatandaşımın vergisini, alın terini niye ona buna yediriyorlar? Dertleri ne? Hani ne yapmışlar, hiç bok yapamadılar. Dört tane PKK dedikleri kişilerinden baş edemiyorlar. Adamlar çoban sopası gibi bir keleş atıp geliyor, senin askerin vuruyor. Senin tankın, topun, her şeyin var. Ama bir şey yapamıyorsun, niye? Demek ki bu müşevreli kavga. Tilki kaç, tazı tut, başka bir şey yok. Yani 7 cihan nedir? 19 ülkeyi der. Bu ülkeyi paylaşmıştı 1900'de. O zaman bu insanları düşünüyorum şimdi. Bu Atatürk bu milleti nasıl bir araya getti? Elektrik yok, telefon yok, radyo yoktu. Bu insanlar nasıl bir araya geldi? Nasıl bu vatan kurtuldu? Neyle? Kazmayla, kürekle. Şimdi her şey var adamda. Hiç kimsenin tanışına değil. Gelen yiyor, giden yiyor. Yazık şu insanlar artık. Yeter, bırak kardeşim. İki dönem yaptın ki. Belediye başkanlığı yaptın, başbakanlık yaptın. İki dönemde cumhurbaşkanlığı yaptın, diploman olmadı halde. Bırak git işte, bir de gelsin o adam. Niye gelen batırıyor mu? Batır. Niye batırsınlar abi? Niye batır? Diyordunuz İstanbul, işte Ankara bir çöker, İstanbul çöker. Çökmedi. Belediye başkanı geldi. Niye çöksün? Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Vallahi vardır bu ülkede aklı başında dürüst insan, Atatürkçü, cumhuriyetçi, güzel insanlar vardır. Birisini seçerler, onlar işini bilirler. AK Parti dışındaki herhangi bir partiye veririm. Aklınızda var mı? CHP olabilir, HDP olabilir. Neden? Daha özgürlükçü geliyor bana. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Hayır, hissetmiyorum. Kendimi güvende de hissetmiyorum, özgür de hissetmiyorum. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Cumhurbaşkanı bence Kılıçdaroğlu olmalı adayı. Hangi partiye veririz? Evet. Millet İttifakı'na veririm. Bir parti olarak söylesiniz içinden. HDP yoksa CHP. Neden CHP? Benim mantığıma uygun. Onun için hırsız değil, dürüst, demokrat, tarafsız, bilmiyorum. İnsanlara eşit şekilde bakıyor. Herkesi aynı kefede görüyor. Ötekileştirme yok. Daha ne olsun yani? Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Pardon? Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Yok, yok, yok. Kısıtlı. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı. Valla hangisi olursa olsun benim için fark etmez. İmamoğlu olabilir, Mansur Yavaş olabilir. Kılıçdaroğlu olursa oylar düşer. Açık söyleyeyim. Kılıçdaroğlu eğer kaç kere yenildi, bu sefer de yenilir.
Kılıçdaroğlu'nun olmasından taraftar değilim. Biz, ben vallahi AK Parti. AK Parti, neden AK Parti? Ya ben Tayyip Erdoğan'ı da başka seçemem. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Şöyle alayım sizi. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Evet. Evet. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Bu pazar genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye AK verirsiniz? Parti, Tayyip Erdoğan. Neden AK Parti? Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Her şey dört dörtlük. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Çok, çok eminim. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Hiçbiri olmasın. Hiçbiri? Evet. Adı yok mu aklınızda? Hepsini birbirine vur. Hiçbirinden bir şey yok ki. Ben Atatürkçüyüm. Ben Atatürkçüyüm. CHP'yi mi vereceksiniz? Ben Atatürkçüyüm, Atatürkçü. Atatürkçü gibi adam yok. Onun önüne bir parti geçmeyecekmiş. Bak, bu dil gibi dünyada hafif var mı kızım? Türkiye Cumhuriyeti okurdu, bu dili çıkarttı, okuma yazma, Arapça değil. Ben Arap'ım. Arapça, sevap, Kur'an, Arapça, ezan, Arapça, namaz, Arapça, yabancı dil gibi. Çocuktum, böyle başladım. O şimdi olsaydı hayatta yabancı dil. Bir hafta Antalya'da öğrendim. Bizde okul yok. Kızlar da oğlan gibi hakkı var dedi, okula gidecek dedi, hemşire de olur, öğretmen de olur, polis de olur, doktor da olur, savcı da olur, hakim de olur. Adayı koyacak dedi, başbakan da olur, cumhurbaşkanı, milbaşkanı, belediye başkanı, milletvekili, savcı, hakim. Resmi nikah da Türkiye'de yoktu. Dedi bazen kocası kullanıyor, tokma vuruyor, neyle geçiniyor? Devlet memuru da olsa, emekli de olsa, maaşı yarı yarıya, mali de yarıya, ölecek dedi, devlette kalacak. Onun hakkıdır. Pantorlara, erkeklere bile yasak mı? Uzun şar var. Pantor da giyebilir, gömlek de giyebilir, baş için de giyebilir. Kendinizi de özgür hissediyor musunuz? Özgür. Ha? Kendinizi özgür hissediyor musunuz? O ne? O nedir kızım? Siz kendinizi özgür hissediyor musunuz? He, istiyorum. Yani ondan sonra o gitti kızım. Şu anda da millet evsiz, işsiz, perişan. Her sene 50 kere 500 bin kilo boşuna para giriyor. Bak. Bu ağaçlar yurt dışından aldılar. Oksijen Allah'tan geliyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Şu ağaçlara, şu parklara, şu havuzlara, su çalınacaklara. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Atatürk olacak, Atatürk. Atatürk'ün önüne kimse geçmeyecek. Ya Atatürk'ün... CHP'ye veririm. Neden CHP? Bence dürüst parti. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Hissetmiyorum. Hissetmiyorsunuz. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adayı sizce kim olsun? Kılıçdaroğlu. Vermem. Vermem. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Hayır, asla. Nedenini de açıklarım da şu an açıklanacak bir durum değil. Çünkü Türkiye şartlarında hem dinen hem yönelim olsun vesaire çok kısıtlı bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Siyaset fazla şeyim yok. O yüzden herkesin hakkında hayırlısı olsun. Çok... Genel seçimde kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi'ni vereceğim. Neden? Çünkü Türkiye'nin birçok sorunu var halledilmesi gereken. Bunlar demokrasiden bahseden sadece Cumhuriyet Halk Partisi var. Sağ partilerden bıktık artık. Ya yani sağ partilerin yaptıklarını bugüne kadar gördük. İstanbul'un göbeğinde sağcı, ülkücü bir genç bir akademisyen bir insan öldürülüyor. Suikasta uğruyor, kanı beş para etmez torbacılar, hala kimsede ses yok. Yani neresinden tutarsanız dökülüyorlar. Onun için ülkenin kesinlikle demokrasiye ihtiyacı var. Eğer yönümüzü batıya döneceksek, bizim kesinlikle demokrasiye geçiş yapmamız lazım. Bunu da vaat eden Cumhuriyet Halk Partisi. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Ya ben kendimi özgür hissetsem ne olur ama ülke özgür değil. Ben özgürüm. Ama toplumsal bir özgürlük olması lazım. Kişilerle alakalı değil bu iş. Ya. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Ya kesinlikle Kılıçdaroğlu olması lazım. Şu anki genel gündemde inanın oyumu hiç kimseye vermek istemem. Yani bu seçim meydanında kayda değer oy verebileceğimiz kimse olduğunu düşünmüyorum. Ancak bu yönetim mevcut hükümetin de değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani kararsızım. Kararsızım, şöyle kararsızım. Normal şu anki hükümete karşı kararlıyım. Değişmesi gerekiyor ama hangi partiye vereceğim konusunda kararsızım. Kendinizi özgür hissediyor musunuz?
Yani ben kendimi özgür hissediyorum ama topluma baktığımız zaman şu süreç içerisinde insanlar kendilerini özgür hissetmiyor. Kendi adıma konuşacak olursam özgür hissediyorum. Düşüncelerimi güzel açıklayabildiğimi düşünüyorum. Ancak genel olarak toplumda bir özgürlük mevcut değil. Bunu kabul etmek gerekiyor tabii ki. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Bence şu an yıpranmamış birisi olması gerekiyor. Gerçi yıpratılmadı daha ama yani şu anki bilinen isimlerden farklı bir isme gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Mansur Başkan'ı ve Ekrem Başkan'ı evet icraatları için, belediye başkanları için beğeniyorum ancak farklı bir adaya gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bilinmeyen bir adaya, daha önce siyaset geçmişi güçlü olan bir adaya gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde. Hiçbirine. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Pek değil. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? Hiçbiri. Valla çok fazla ümitli olmamak kaydıyla İyi Parti'ye veririm. Neden İyi Parti? Ben 68 yaşındayım. Şu ana kadar birçok iktidarlar gördüm kendi yaşıma göre. Genel olarak hiçbirisi halkın yanında değil. Bu böyle. Gelene kadar halkın yanında, geldikten sonra halk onlar için sadece ne bileyim yani bir şey ifade etmiyor. Kendinize özgür hissediyor musunuz? Siz kendinizi özgür hissediyor musunuz? Ben size soruyorum. Ya siz ne kadar kendinizi özgür hissediyorsanız ben de o kadar özgür hissediyorum. Millet İttifakı'nın ya. Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Bana göre şimdi şu anda yani o yüce makama, o çok üstün saygılı makama layık olacak. Hani şu durumda memlekette bana göre, benim görüşüme göre anca bir iki kişi var. Kim? Onlara söylemeyin, bende kalsın. Bu hükümet olmadı kesin. Aklınızda var mı? Yok, hayır yok. Kararsızsınız yani? Yok, kararsız da değilim. Sadece yeni aday olursa ona vermeyi düşünüyorum. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Belli zamanlarda. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? O aslında benim düşüncem o kadar önemli değil. Önemli olan altın masanın alacağı karar. Onların çok iyi düşünüp, iyi tartışıp mutlaka tek aday çıkarmalarının gerektiğini düşünüyorum. Oyumuzu hangi partiye veririz? Yani onun için adaylara bakmak gerekiyor. Ya Tayyip Erdoğan hariç herkese verebiliriz. Aklınızda birisi var mı? Yani Muharrem İnce. Neden? Ya neden? Ya şöyle söyleyeyim. Diğerlerine göre daha donanımlı geliyor. Ondan yani açıklamaları olsun vesaire. Yani altılı masadan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Açıkçası. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Türkiye'de ne kadar özgür hissedebiliriz sence? Ya, o kadar özgür hissediyorum. Hani özgür hissedemiyoruz kendimizi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu. Ablam ayakkabımı çekme. Başla. Bu pazar genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Tabii ki de Recep Tayyip Erdoğan'a veririm. Neden? Çünkü o bizim babamızdır. O bizi iyi geride geliştirecek bir şekilde düzeltiriyor. Yani yakın zamanda her şey o yapacak. O Türkiye'yi eleştirecek, o Türkiye'yi yapacak, öyle. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Tabii ki de. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Efendim? Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Recep Tayyip Erdoğan olsun. Altılı masadan birisi olsa? Valla onu bilmiyorum. Bu pazar genel bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Ben mi? Evet. Ben oy kullanmam. Oy kullanmazsınız. Yok. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Buyurun. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Evet. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığı sizce kim olsun? Yine eskisi olsun. Eskisi. Evet. AK Parti'ye. AK Parti. Neden AK Parti? Ne bileyim, ilçeleri daha düzenli geliyor bana ondan dolayı. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Evet. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Kinaymış. Tayyip Erdoğan. Kendisine oy yapıyorum. Tabii ki AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti? Yapmış olduğu hizmetler belli.
Nereye baksan onun hizmeti var. Nereye efendim görseniz, nerede geçseniz, nerede efendim söyleyeyim bir hizmet varsa AK Parti yapmış bunu. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Gayet tabii işte. Daha ne olsun yani? İlle Cumhurbaşkanı'nı yakasam yapışalım. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Recep Tayyip Erdoğan tabii. Da kararsızım ama herhalde CHP'ye. Daha önce AK Parti'ye veriyordum. Neden CHP? CHP şu denenmedi şimdiye kadar. Yaklaşık 20 yıldır aynı iktidar. Bazı sorunlar da oluyor, yıprandılar. Ondan dolayı değişiklik iyi. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Özgürüm tabii ki, özgürüm. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı değil, sizce kim olsun? Kılıçdaroğlu. Bir seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Neden İyi Parti? Vallahi tek güvendiğim söylemleriyle, düşünceleriyle o parti şu anda. Başkasını tanımıyorum yani. Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Hissetmediğim için. Ben emekli öğretmenim. Hissetmiyorum yani. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Vallahi Tayyip Erdoğan olmasın da hangisi olursa olsun. Çok mevcut partiye vermem ama. Aklınızda var mı? Var. Bizimle paylaşır mısınız? Yani İyi Parti'ye verebilirim oyumu. Neden İyi Parti? Şimdi bir neden İyi Parti diye bir şey yok. Hani öyle bir düşüncem olduğu için. Yani şu anki yeni taze bir kana ihtiyaç var. Sorumuz bu olduğu için sordum. Taze bir kana ihtiyaç var. Artık yani 25 senedir sizin bir fabrikanız olsa, bir kasanızı 25 sene boyunca aynı kişiye bırakır mısınız? Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Maalesef hissetmiyoruz. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Valla Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı aklımda bir düşünce yok ama tabii ki gönül ister ki Mansur Yavaş olsun. Kılıçdaroğlu olmasın. Yani ama tabii Kılıçdaroğlu da şu andaki mevcut yönetime çalışıyor gibi yani. Birazcık zorlaması lazım. AK Parti'ye veririm. Neden AK Parti? Başka parti mi var ki? Başka parti mi var? Öbürleri hepsi satılmış. Hepsi satılmış. Gidip dışarıdan borç alıp milleti borca sokacaklar. Anlatabiliyor muyum? Kendinizi özgür hissediyor musunuz? Tabii özgür istiyor diyorum. Ben Osmanlıyım. Burası Osmanlı toprakları. Geriye satmak mı istiyorlar yani bunu? Kim? Kemal Kılıçdaroğlu kim? Altılı Masa kim? Ben bunu bilirim ben. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olsun? Yok ki seçecekler. Adam bulamadılar ki yok. Orada kim var ki onu seçecek? Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.